Şimdi, bu iktidarın bu partinin 7 sene İçişleri Bakanlığını yapmış kişi yurt içinde terör bitti PKK'lı kalmadı dedi 77 kişi kaldı. Ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz dedi. Doğru. Bu iktidarın İçişleri Bakanı söyledi. Sayın Süleyman Soylu. Ya millete söyledi. yalan söylediler. Dalga geçtiler milletle böyle bir şey yoktu. Ya da Türkiye'de hakikaten terör bitti. Şimdi esas konuya gelelim. Türkiye'de bir Kürt sorunu mu var? Varsa nedir? Yoksa Türkiye'nin hepimizi etkileyen bir insan hakları, özgürlükler ve adaletsizlik sorunu mu var? Buna bir bakalım. İnsan hakları sorunu yok diyorsa yine bu iktidar ve AKP genel başkanı o zaman niçin 4-5 sene önce İnsan hakları eylem planı yapıyoruz diye bir şeyi ortaya atıp bizi günlerce konuşturdular. Ondan sonra bunu rafa kaldırdılar. Demek ki Türkiye'de bir insan hakları sorunu var. Bunu kimse inkar edemez. Türkiye'de özgürlükler sorunu var olmalı ki Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Mısır, Venezuela gibi, Zimbabwe gibi ülkelerle özgür olmayan ülkeler statüsünde 6 senedir. O zaman özgür olmayan ülkeler statüsünde olan bir ülkede herkesin bir özgürlük sorunu vardır. Şimdi PKK'ya gelelim. PKK 40 sene önce silah niyet şey yaptı, aldı eline ve teröre başvurdu. Kürtlerin siyasi hakları. Şimdi bugün Kürtlerin hangi siyasi hakları yok? Hukuksuzluk ve adaletsizlikleri bir kenara koyarak konuşuyorum. Bugün İstanbul'da İmamoğlu'nun başında da demokrasinin kılıcı sallanıyor. Yarın bir gün siyasi yasak gelebilir. Ee, bazı ilçelere, CHP'nin belediyelerine kayyum atanma olasılıkları, Konuşuluyor ihtimalleri konuşuluyorsa bu sadece Kürtlerin sorunu değil. Kayyum atama zaten büyük bir adaletsizlik. Yani bir yargı kararı olmadan sicili temiz adam vermiş, aday olmuş, seçilmiş, ertesi gün Yok arkadaş senin terörle bağlantın var seni görevden alıyorum. Bu olacak şey bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu da kabul ediyorum. Ama hala niçin silahı elinde tutuyor ve teröre başvuruyor PKK ben bunu sorarım. Partin var mı? Var. Her seçimde cumhurbaşkanı adayın var mı? Var. Ciddi de oluyor. grubun var mı? Var. Ee, hazine yardımı alıyor musun? Alıyorsun. Yasamada söz sahibi misin? Evet. Ya 10 Ağustos 2014'te bir pusula geldi önümüze. İki tane siyasal İslamcı öbürü de Kürt adaydı. Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk defa halk cumhurbaşkanını seçecek. Bu kadar parti var, bu kadar ideoloji var. O pusulada ne sosyal demokrat bir aday var, ne liberal var, ne ulusalcı var, ne milliyetçi var, ne komünist var. Ama Kürt aday var, her seçimde var. Hangi siyasi hakkın peşindesin onu merak ediyorum. Ve niçin silahı bırakmıyorsun? Bir kere Kürt sorunu nedir? Bahçeli'ye de sormak isterim. Kürt sorunu çözelim. Çözelim abi. Erdoğan'a da sormak isterim. Kürt sorunu çözelim. Özgür Özel'e de sor. Nedir? Kürt sorunu nedir? Demlere de soru soralım. Bazen çıkıyorum böyle programlarda. Hepsi farklı şey söylüyor. Kürt sorunu nedir? Federasyon mu istiyorsun? Eyalet sistemi mi? Yerel parlamento mu? Ana dilde eğitim mi? Ana dil eğitimi mi? Anayasadaki Türklük tanımı mı? Nedir senin için sorun nedir? Bunu bilen var mı? Yok. Burada da soralım. Kürt sorunu nedir? Siz farklı şey söyleyeceksiniz. Siz farklı şey söyleyeceksiniz. Ben farklı şey söyleyeceğim. O zaman Kürtlerin siyasi lideri kimse, temsilcisi kimse arkadaş bana bir manifestoyla gelin. 10 madde mi? 20 madde mi? Nedir arkadaş? Hangi sorunu çözmemizi istiyorsun ki Kürt sorunu çözülmüş olsun? Şimdi Öcalan'la görüşen adam PKK'yla da görüşüyordur. Bana kimse hikaye anlatmasın. E zaten Sayın Bahçeli'nin çağrısı şu. Öcalan kendi kurduğu örgütüyle alıştırıyor. Örgütü, yani zaten bu cümle defakto olarak 40 Öcalan sene önceydi terör örgütünün lideridir aynen. demek aynı zamanda. Yani buna denk gelen bir cümle bu aynı aynen. zamanda. Ve af istiyor. Yani bakmayın şimdi... Ne olacak şeyden hücreden alıp beyefendi hukuki yönünü çok iyi anlattı ama ne yapacaksın jandarma aracında mı getireceğim meclise kelepçeli indireceğim de hadi konuş gruba dem grubuna hitap et ondan sonra bir sen alıp yeniden İmralı öyle bir şey yok. Onu yapan terörle mücadele kanundan yargılanır zaten. Ya e, e, tamam <laughs> onun için hukuki düzenleme olmadan onlar şey yapılamaz Türk millet de izin vermez. Bakmayın Öcalan'ın meclise gelecek de ama genel kurula ama e, parti grubuna hitap edecek. Öyle yani biz burada top çevirir. Bana öyle geliyor ki dışarıdan bir baskı var. Yani e, bir e, federasyona geçilme olasılığı onun da ağızlarında ta özel yıllarına kadar gidiyor o iş. Federasyonu tartışmalıyız. Şeyde dedi onu, Erdoğan da dedi. Federasyon işte Osmanlı'da eyaletler vardı falan filan. Benim görüşüm yani bu yeni anayasayla da bağlantılı. Her şeyden biraz var. Tam zamanı ekonomiyi konuşmayalım, bunları konuşalım. Cambaza bak, bu konuyu yavaş yavaş geçelim. Ben size İsrailli bakan ya, Adalet Bakanı bundan 4-5 sene önce bağımsız Kürdistan'ın kurulmasının zamanı geldi dedi. Marjinal bir siyasetçi demiyor bunu. Bakan söylüyor, kabinedeki, İsrail kabinesindeki bakan. Biden 2015'te Obama'nın başkan yardımcısı iken Kürt lidere dedi Beyaz Saray'da sen de ben de müşteri ol dedi. Bağımsız Kürdistan'ı göreceğiz. Ve olsun olmasın demiyorum. Ama gidişat önce Kuzey Irak'ta arkadan Kuzey Suriye'de bu orta boy Kürdistan olabilir. Yerel işte kararı alır. Referanduma gidelim dediler. Batı ne dedi? Zamanı değil dedi. Kuzey Irak'ta referandum yapalım mı? Irak'tan ayrılalım mı? Bağımsızlık ilan edelim mi? Bunu da demediler mi? Dediler. Ama Batı dedi ki şimdi zamanı değil dedi. Ha şimdi PKK'yı pasifize edin. PKK bana söylesin. Erdoğan'a söylesin. Erdoğan sorsun söylesin ona. Niçin silah bırakmıyorsun? Derdin ne? Siyasi haksa sayıyorum. Hangi siyasi hak? Ha topraksa o zaman onu söylesin, ondan sonra da Bahçeli pozisyonunu belli etsin. Biz de anlayalım diyorsunuz. Peki. İyi Parti belli etsin, CHP belli etsin. Talepler nedir? Bir alalım. Ana dilde eğitimi mi, ana dil eğitimi mi? Peki.